hayat suda başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan Su Hayattır başlıyor. Değerli izleyiciler, hayatın olduğu her yerde su ve dünyamızın %80'inin su olduğu bir gezegendeyiz ve belki evrende hayati önem taşıyan suyun olduğu tek gezegen dünyadır. Şu ana kadar bilim adamlarının yapmış olduğu araştırmalara göre suyun olduğu tek gezegen dünya olduğu için ki evrende de yaşamın olduğu tek gezegen dünya olarak bilinmektedir. Uçsuz bucaksız ve her gün genişleyen evrene rağmen suyun ne kadar önemli olduğunu, Mars'ın bütün benzerliklerine rağmen suyun olmamasından kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşam gerçekleşecekse herhangi bir gezegende suyun olması gerektiğini bilim adamları bilirler, biz de onlardan öğreniriz. Ama insan bünyesinin %80'inin de su olduğunu ve likit bir sıvıyla donanımlı olduğunu söylersek, sağlık içinde suyun çok önemli olduğunu da ayrıca vurgulamak gerekir. Sağlık, insanın yaşamını sürdürmesi için en değerli ve her zaman da sahip çıkması gereken bir özelliği olarak da sağlığını dikkat etmesi gereken, korunması gereken ve kurumlarla sürekli iç içe bir yaşam sürdürmesi gereken bir konudur. Bu kısa girişten sonra yeni bir programa başlıyoruz. Su Hayattır isimli programımızda biz sağlık öncelikli konulara değineceğiz ve her hafta biz çok değişik konularda fikirlerini paylaşmak üzere sizlerle de bu fikirlerini paylaşmak üzere değerli doktorlarımızı davet edeceğiz ve bugün ilk konuğumuz metabolik cerrahi uzmanı çok değerli doktor Doğan Erkal. Doğan Erkal'a hoş geldin diyorum. Merhabalar Semir Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Hocam çok teşekkür ederim. Sizi burada ağırlamaktan çok mutluyum. Estağfurullah. Biliyorsunuz değineceğiniz konular hem hastalarımız için hem hastalık öncesi tedbir almak isteyen vatandaşlarımız için çok önemli. Evet. İçel TV'de ve İçel FM'de yayınlanmakta olan bu programımız için vereceğiniz bilgiler de çok önemli. Evet. Hocam önce şöyle başlayalım. Çağımızın bir hastalığı var. Evet. Aslında çağımızın birkaç hastalığı var da. Evet. Bunlardan bir tanesi KOAH. Evet. Astım. Evet. Bir tanesi diyet. Evet. Ve obezite. Evet. Diğer taraflarda da özellikle talasemi ve diğer konularda da aslında, çağımızın şeyleri var. Aslında çağımızın temel hastalığı şu anda tüm dünyanın başına problem olan Türkiye'nin dünyada 3. sırada olduğu, Avrupa'da 1. sırada olduğu temel problem obezite. Obeziteyi sadece işte fazla kilolu olarak değerlendirmek, fazla kilolu olmak adına değerlendirmek yanlış olur. Obezite çağımızın hastalığı niye? Çünkü birçok hastalığın sebebi. Önce obezite ne demek onu anlatalım. Obezite vücutta olması gerekenden fazla oranda yağ birikimi demek. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi böyle tanımlıyor. Bu yağ birikiminin hastanın boyuna göre yaklaşık 35 ve 40'ın üzerinde olmasına da morbid obezite tanımını koyuyor Dünya Sağlık Örgütü. Şimdi obezite nelere yol açıyor veya sebepleri nelerdir? Bunları program boyunca konuşacağız. Obezitenin birçok sebebi var. Başlangıçta genetik yatkınlık olmak üzere. Teknolojik olarak aletlerin daha ileri aşamaya gelmesi, bizi daha tembel bir yaşantıya sürüklemesi, efendim yediğimiz gıdalardaki katkı maddeleri, bunun yanı sıra sedanter yaşam yani sakin bir yaşam tarzımızın olması, sporu hayatımıza sokmamamız, zamanında kullandığımız ilaçlar,
bayanlar için özellikle yaptıkları gebelik, başlarından geçen gebelikler veya doğumlar arasındaki sürelerin çok kısa olması, psikolojik etmenler de var. Efendim hastanın yatağa bağımlı yaşaması, hareketsiz bir yaşam tarzının olması, zamanla kullandığı kortizon ilaçları veya antidepresanlar, bunların hepsi ne yazık ki obezinin birer sebepleri. O nedenle bunlardan korunmak lazım. Mümkün olduğu kadar sporu hayatımızda bir yaşam tarzı haline getirmek lazım. Sporu hayatımızdan çıkarmamamız lazım. Ne yazık ki kilonun belli bir aşamasını aştıktan sonra, yani fazla kilolu olduktan sonra geri dönüş çok zor oluyor. Bunun için araştırmalar yapılmış yıllar boyunca. Özellikle Japonya'da bir araştırma yapılmış. 100 obez hastayı 5 yıl geriden itibaren takip etmişler. Hastalar o 5 yıl boyunca defalarca diyet ve spor denemeleri yapmışlar. Ama sadece bu 100 hastanın 2 tanesi diyeti ve sporu kalıcı olarak hayatlarına sokabilmişler. Geriye kalan 98 hasta, yani %98'lik bir oran obez veya fazla kilo olarak yaşantılarına devam etmek zorunda kalmışlar. O yüzden zaten işte obezite cerrahisidir, tüp mide ameliyatıdır, mide botoksudur veya mide balonudur. Bu tür kavramlar ortaya çıkıyor hastaları obeziteden kurtarmak adına. Biz de bu işi yapıyoruz. Bu girişten sonra konunun daha iyi anlaşılması için diğer konulara girmeden önce çağımızın hastalığı dedik. Evet. Çağımızın neden ciddi bir sorun yarattığını kısaca anlattınız. Evet. Ve yeni terimler de girdi tıpa. Evet. Yeni terimlerden bir tanesi obez. Evet. Yani aslında daha önce şişmanlık deniyordu. Şişman, fazla kilo. Ve normal yaşam koşulları bütün insanlar için biraz daha adildi. Evet. Doğayla mücadele etmek, hareket etmek ve bu harekete uygun da doğal beslenme dediğimiz konular vardı. Evet, evet. Şimdi konunun daha iyi anlaşılması için bir, doğal beslenme ve önemi. Evet. İki, fast food beslenme ve çağımızın beslenme türlerinin yaratmış olduğu sorunlar. Evet. İki, şişmanlık ve doğal denge, vücut dengesinin tanımı ve obezitenin şişmanlıktan farklı tanımı. Evet. Şimdi fazla kilolu olmakla morbid obez arasında gerçekten fark var. Şöyle bir fark var. Şimdi biz obezitenin derecesini hesaplarken hastanın kilosunu boyuna orantılıyoruz. Vücut kitle indeksi dediğimiz bir kavram var. Vücut kitle indeksi şu demek, hastanın kilosunu boyunun karesine böldüğünüzde belli bir rakam çıkıyor. Diyelim sizin kilonuz 100, boyunuz 1.60. Karesine böldüğünüzde hesap makinesinde çıkan değer bizim vücut kitle indeksimiz oluyor. Bu ortalama yuvarlak bir hesapla söyleyecek olursak, yaklaşık hastanın kilosunun boyundan en az 30-35 kilo fazla olması onun morbid obez olduğunun göstergesi minimum. Çok daha üstleri, mesela diyelim hastanın boyu 1.60, kilosu 120 veya 130. Biz buna süper morbid obez diyoruz mesela. Bizim dediğimiz kavram şu, hastanın vücut kitle indeksi, yandaş hastalık derken ne olabilir? Diyabet, yani şeker hastalığı, kalp hastalığı, efendim kronik obstrüktif akciğer hastalığı, KOAH sizin bahsettiğiniz astım tarzı hastalıklar. Bunlarla beraber devam eden bir obezitesi var. Ve bu yandaş hastalıklarda mevcutsa, vücut kitle indeksi 35'in üzerindeyse, bu hastalar obezite cerrahisine mahkum veya ihtiyaç duyan hastalar demektir. Hastanın hiçbir yandaş hastalığı yok ama aşırı kilolu, vücut kitle indeksi, yani kilosunun boyunun karesine orantısı 40'ın üzerindeyse, biz buna direkt morbid obez diyoruz ve bu hastalar da obezite cerrahisine ihtiyaç duyuyor demektir. Zaten Sağlık Bakanlığı da bu konuda belli bir miktar katkıda bulunuyor halkımıza. Çünkü diyor ki, ben bunu diyor artık ileriye yönelik bir sağlık problemi olarak görmek zorundayım diyor. Çünkü obezite birçok hastalığın sebebi. Ne gibi hastalıkların sebebi mesela? En başta kalp hastalıklarının sebebi, damardaki tıkanıklıkların sebebi, başımıza gelebilecek kalp krizlerinin sebebi, efendim kalp yetmezliğinin sebebi, ileride oluşabilecek şeker hastalığının sebebi, hipertansiyonun, yani yüksek tansiyonun sebebi, eklem rahatsızlıklarının sebebi, toplar damar bozukluklarının, varislerin, venöz yetmezliklerinin sebebi, depresyonun sebebi, felçlerin, beyin damarlarının tıkanmasına bağlı felçlerin sebebi oluyor. En başta toplumun üretimine bir darbe vuruyor, kısırlığın sebebi. Kadınlarda meme kanseri ve yumurtalık kanseri, erkeklerde kalın bağırsak kanserinin bir sebebi mesela. Safra kesi taşına sebep oluyor. Obez hastalar daha çok safra kesi rahatsızlıklarıyla karşılaşıyorlar. Pankreas rahatsızlıklarıyla daha fazla karşılaşıyorlar. Yani bu tür hastalıklara sebep olduğu için Sağlık Bakanlığı diyor ki artık,
Bu hastalar ileride bu tür rahatsızlıklara sahip olacaklar ve ben bunları yıllar boyunca takip etmek zorunda kalacağım. Onların ilaç yüklerini çekeceğim, polikliniğe gelecekler, muayene olacaklar, efendim takiplerine gelecekler, arkasından daha başka rahatsızlıklar eklenecek, onun için de tekrar tekrar gelecekler. Ben bu hastaları yıllar boyunca takip etmek yerine ben de zayıflamalarına katkıda bulunmalıyım, bu hastaları obeziteden kurtarmalıyım ve bu sağlık maliyetinden de kurtulmalıyım diyor. Yani yapacağım masrafı en başında yapayım. Sonrasında ben yıllar boyunca bu hastalığı takip etmeyeyim istiyor. Sağlık Bakanlığı da, Dünya Sağlık Örgütü de artık aynı fikirde. Ve iyi de bir yaklaşım. Yani Sağlık Bakanlığı'nın SSK'sı, yani sağlık güvenliği, sosyal güvenlik sigortası olan hastaların bu işten faydalanabilmesi hastalar için de büyük bir avantaj. Sağlık Bakanlığı da bunun farkında olduğu için, yani obezinin ciddi bir problem olduğunun farkında olduğu için bunlara destek oluyor. Özel hastanelerde de destek oluyor. Devlet hastanelerinde de destek oluyor. Biz de Sağlık Bakanlığı'na bu konuda teşekkür ediyoruz gerçekten. Çünkü gerçekten obezite Türkiye'de çok büyük bir problem. Avrupa'da birinci sıradayız yani obezite olarak. Halkımız gerçekten %40'a varan oranlarda hastalık derecesinde obeziteye doğru gidiyor. Dünyada üçüncü sıradayız, düşünün yani. Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Ve ne yazık ki önüne de geçemiyoruz. Sizin bahsettiğiniz gibi fast food tüketimleri arttı. Artık akşamları televizyon başında vakit geçirmekten veya cep telefonunun, tabletlerin, bilgisayarların başında vakit geçirmekten ötürü hareketsiz bir yaşam tarzımız var. Marketlere gittiğimizde katkı maddeli gıdalarla hep karşılaşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü teknolojinin verdiği bir anti nimet, aslında nimet değil de anti nimet diyebiliriz. Bu tür şeyler, zamanında kullandığımız ilaçlar, kadınların özellikle yaptıkları doğumlar veya geçirdikleri gebelikler, kullandıkları antidepresanlar olsun, kortizol ilaçları olsun, bunların hepsi birer obezite sebebi. İşte çağımızın aslında şöyle diyebiliriz. Sigaradan sonra önlenebilir ölüm nedenleri arasında obezite ikinci sırada şu anda. Önlenebilir demek sigarayı bıraktırabiliriz. Sigarayı bıraktığımızda sigaranın vereceği rahatsızlıklardan da kurtulabiliriz. Sigara ne yazık ki birinci sırada. Dünyada ve yeryüzünde, işte Türkiye'de. Obezite de sigaradan sonra ikinci sırada. Önlenebilir ölüm nedenleri arasında hem Türkiye'de hem dünyada ikinci sırada. O yüzden biz de bununla mücadele ediyoruz işte. Evet, dünyanın en ciddi sorunlarından ve çağın hastalığı olan obezite ve obezitenin türevleri olan, alt türevleri olan hastalıkları sıraladınız. Evet. Ve bunların hem yaşam konforunu engellemesi, tabii, aynen, üretime katkıda bulunma, evet, zararlarını, tabii, erken yaşlarda üretimin dışında kalmanın yaratacağı maliyet, evet. Ondan da farklı olarak da, evet, bütün bunların tedavisi için harcanacak olan paranın, evet, önceden önlenebilecek, tabii, maliyetinden çok daha yüksek olacağını, tabii, düşünerek aynen, SSK aynen ve Sağlık Bakanlığı bu konuda ciddi, tabii, bir şey. Onlar hatta da yardımcı artık. Son zamanlarda biliyorsunuz nefrolojinin özellikle böbrek yetmezliğinden dolayı kaynaklanan, evet, hemodiyaliz konusunda da, böbrek hastalıkları konusunda da çok ciddi bir sıralama var. Tabii, bu sıralamada, tabii, da ülkemiz önemli bir yerde durmaktadır, evet, galiba. Evet. Onlara da birazdan değineceğiz. Ama, evet, hocam, şimdi dünyadaki popülasyonuna bakıldığında, evet, dünyanın 6 milyar, 7 milyar, evet, bir nüfusu var. Evet. Bu 6 milyar, 7 milyarlık nüfusunun, evet, 800 milyonla, evet, 1 milyar arası, evet, obez. Evet. Dünyada da 2,8 milyar, pardon, şişmanlığın üstünde bir, evet, 800, fazla kilolu. Evet. Fazla kilolu. Ama, evet, 2,8 milyar veya 3, evet, milyar civarında bir obez popülasyonu, evet, var. Yani. Bu popülasyonun dünyadaki ve ülkemizdeki durumunun yaratacağı sorunları ve, evet, bundan sonraki izlenecek yolu. En baştan işin temelinden başlamak lazım. Düşünün, genç bir insansınız. Evet. Morbid olabilecek derecede, yani hastalık derecesinde obeziteniz var. Çok şişmansınız yani. Bu hastaların iş bulması da, kendi hayatlarını yönlendirmeleri de tam verimli çağlarındalar. Çünkü bu hastalar genelde 20 yaşında, 25 yaşlarında, 30 yaşlarında genç insanlar o kadar o derecede obez olduklarında çalışabilecekleri iş, evlenebilecekleri insan, çevrelerindeki insanlar hepsi değişiyor. Çünkü yavaş yavaş toplumdan da dışlanıyorlar bu insanlar. Yavaş yavaş depresyona da giriyorlar. Obeziteden kurtulduklarında da inanın obez hastalarım benim o kadar tatlılar ki artık her şeyi aşmış oluyorlar. Yani zamanında çünkü bütün görebilecekleri şeyleri görmüşler ve obezite cerrahisinden sonra veya kilo verme süreci başlar başlamaz öyle bir mutlu oluyorlar ki, yani hayat onun için tekrar başlıyor. Hatta benim bir hastamın bir lafı var.
Cemal Bey ismiyle zikrediğim 235 kilo ile aldım ben onu ameliyata. İlk geldiğinde yatağa ve sedyeye sığmıyordu ameliyat alırken. Ameliyattan sonra da yatağa sığmadı. Yani göbeği yataktan dışarıya sarkıyordu açıkçası. Çok da sevimli bir hasta yani. Çok da iyi bir arkadaş. Ameliyattan sonra ameliyatız iyi geçti Allah'a şükür. Ameliyattan sonra yanına gittim, ziyaret ettim. Elimi şöyle tuttu. Hocam dedi, sen dedi benim ebemsin. Nasıl yani ebeni dedim ya. Beni dedi yeniden doğurdun, yeniden hayata getirdin. Ha dedim, bak adamın düşüncesine bak. Yani böyle esprili de insanlar, artık her şeyi aşmışlar. Ameliyat sonrasındaki süreçte hızlı bir kilo verme süreci yaşanıyor. İlk bir ay özellikle. O dönemde çok mutlu oluyorlar kilo verdikçe. Özgüvenleri yerlerine geliyor. Bundan sonraki yaşantılarında çok daha kuvvetli hissediyorlar ve daha çok şeyi yapabilecek kuvveti kendilerinde buluyorlar. Tabii bu da bizi mutlu ediyor. Her şeyden öte, görüntüyü bırakın, hastanın kilo yükünden öte ileride sahip olacağı rahatsızlıklardan hastayı kurtarıyorsunuz. En basit şekilde evde çocuğuyla rahat oynayabiliyor. Rahat merdiven çıkabiliyor artık. Nefes nefese kalmıyor yolda yürürken hasta. Astım gibi rahatsızlıklardan kurtulmuş oluyor. Uyku apne sendromu, gece horlamaları bitiyor. Bunlar en basit söylediğim şeyler, evet. Efendim. Yani kalp rahatsızlıkları, ileriki dönemlerde oluşabilecek rahatsızlıklar, biraz önce bahsettiğim şeker hastalığı, yüksek tansiyon, bu tür rahatsızlıklardan da hastalar kurtulmuş oluyor. Yani gelip benim 65 yaşında, 66 yaşında ameliyat olan hastalarım var. Kilo yükünden kurtulmak için, hipertansiyondan kurtulmak için, şeker hastalığından kurtulmak için ameliyat olan hastalarımız var. Gerçekten de işte bu tür sebeplerden dolayı obezite çağımızın hastalığı. Hastayı hem yüklerinden kurtarmış oluyorsunuz, hem de ileride sahip olabileceği veya sahip olduğu rahatsızlıklardan da kurtulmuş oluyor hasta. Tabii. Hocam biliyorsunuz, sizin de bahsettiğiniz bu sebeplerden dolayı gerek sağlık açısından, evet, gerek görünüm açısından, evet, gerekse yaşama konforu açısından, evet, obezitenin ve şişmanlığın biraz daha üst düzeyde olmasının morbidin de nedenlerinden kaynaklanan bir takım kötü niyetli çalışmalar ve çabalar gündeme geliyor. Evet. Ve kilo verme konusunda, evet, her gün çok daha değişik adeta kurya halinde ortaya çıkıyor. Evet. Evet. Önerilerde ilaçlar olsun, evet, işte takviye gıdalar olsun. Tabii. O tür şeyler her zaman gündeme geliyor. Her önce ona bir dikkati şey çekelim. Evet. Arkasından da obezite, evet, yani şişmanlıktan öte morbid veya obezite, evet, diyetle kontrol altına alınabilir mi? Evet. Bunun içinde endişeler, evet, sonuçlar, bulgular, evet, evet, ne gösteriyor size? Evet. Tavsiyeleriniz, evet, nedir? Şimdi obez hastalar zaten bize gelmeden önce defalarca farklı yöntemler denemiş olarak geliyorlar. Bir sürü diyetisyene gitmiş oluyor, farklı farklı diyetisyenlere gitmiş oluyorlar. Efendim, belli bir süre spor yapmış olarak geliyorlar. Bunu denemiş olarak geliyor. Efendim, ismini zikretmeyeceğim, bazı takviye gıdalar alıp kendilerini zayıflatmaya çalışıyorlar. Efendim, bir ara piyasaya da çıkmış işte bu biber hapı mı diyorlardı. Biber hapıydı galiba. Evet. Hatta ondan ölenler de oldu. Biber diyorlar, Antakya biberi diyorlar. Yok, biber hapı vardı. Evet. Yiyorlardı, zayıflıyorlardı. Sonra ondan ölenler de oldu hatta, Allah korusun. O tür denemeleri de yapıyorlar. Artık son çare olarak ona da başvuruyorlar. Ve bunların hepsini deneyerek o süreçten geçmiş olarak geliyor hastalar bize. En son çare olarak diyorlar ki artık bu işin uzmanına danışmalıyız. Obezite cerrahisi kavramına ameliyatlı veya ameliyatsız bir şekilde bu işe bir son vermeliyiz diyerek en son çare olarak bize geliyorlar. Yani zamanında zaten diyet sürecinde hastalar geçmiş olarak geliyor. Çünkü obezilerde şöyle bir kavram var. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Obezitenin yerleşmiş olduğu hastalarda, morbid obezitenin ve obezitenin olduğu hastalarımızda diyet ve sporla kalıcı olarak kilo verme oranı çok düşük. Bu oran %2 ne yazık ki. Yani diğer kalan %98'lik kısım obez olarak yaşantılarına devam etmek zorunda kalıyor. Çünkü bu bir patolojik bir mekanizma. Şöyle bir patolojik bir mekanizma. Hastalar, obez hastalarımız diyete girdiklerinde açlık hormon seviyelerini baskılamaya çalışıyorlar. Hem sporla hem uyguladıkları keskin diyetlerle. Aslında keskin diyet yapmak sakıncalı bir şeydir. Keskin diyet yaptığınızda sonraki süreç çok daha acılı oluyor. Şöyle acılı oluyor. Hasta diyete girdiğinde hızlı bir şekilde diyelim kilo verdi. 3 ayda 10-15 kilo verdi diyelim. Sonra diyeti bırakmak zorunda kalıyor hasta çok keskin diyet uyguladığında veya yavaş diyet de olur. 3 aylık, 6 aylık sürecinde diyelim 10-15 kilo verdi veya 20 kilo verdi hasta. Diyeti ömür boyu sürdüremiyor. O 6 aylık sürecin sonunda hasta diyeti bırakır bırakmaz verdiği 10-15 kilonun çok daha fazlasını almak zorunda kalıyor. Ne yazık ki onun mekanizması da şu.
diyetten çıktıkları anda baskıladıkları açlık hormonu tekrar vücuda yükleniyor ve çok daha yüksek düzeyde açlık hormonu salgılanmaya başlıyor. Hasta o 6 aylık diyetin acısını 6 ayda çok daha fazla yiyerek çıkartıyor ve verdiği 15 kilodan sonra 20 kilo olarak ne yazık ki geri dönüyor. Bu bir kısır döngüye dönüyor zaman içerisinde. Yani hastalarımız aradan 1 yıl geçiyor, tekrar diyet uyguluyorlar. Diyette gene bir diyelim bir 10 kilo veriyorlar. Diyetten çıkıyorlar, tekrar bir 15 kilo alıyorlar. Buna biz yo-yo etkisi demiş Japonlar. Bu açlık hormonunun yüksek salgılanmasına bağlı tekrar kilo alımına mekanizmasına yo-yo etkisi diyorlar. Ne yazık ki işte o yüzden diyet ve spor alışkanlığını kazanamıyorlar ve diyeti sürdüremiyorlar. Zaten o yüzden bu obezite cerrahisi kavramı ortaya çıkmış artık çağımızda. O yüzden bize başvuruyorlar. Ya aslında onların da elinde olan bir şey değil bu. Yani hastalarımızı suçlamıyoruz. Çünkü bu patolojik bir olay. Bir hastalık obezite gerçekten. Ve bununla mücadele etmekte fayda var. Mücadele etmezseler çünkü ileride çok sıkıntı yaşıyorlar. Yani bahsettiğim gibi bırakın fazla kilolu olmayı, toplumdan dışlanmayı, sağlıklarını kaybediyorlar. Bunun için erkenden önlem almakta fayda var. Yani size biraz önce bahsettiğim 65 yaşında gelmek yerine 65 yaşına kadar beklemek yerine 30'lu yaşlarda, 25'li yaşlarda bize başvurularını biz tercih ediyoruz. Çünkü genç hasta da bizim için avantaj. Genç hastalarımız da uygulamayı yapmak, obezite cerrahisi uygulamak bizim için de bir avantaj oluyor. Çünkü ameliyat sürecinde veya işlem sürecinde veya sonrasında herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz veya o problemlere karşı daha dirençli oluyor genç hastalarımız, daha kuvvetli oluyorlar. Ama tabii yaş hastalarımızda da biraz daha ek problemler çıkabiliyor. Çünkü yandaş hastalıkları da oluyor onların ameliyata girdiklerinde. Onları takip etmek zorundayız. Şekerleri yüksekse onları takip ediyoruz. Tansiyonları yüksekse onlara yönelik ilaçlar başlıyoruz. O yüzden önlemi erkenden almak lazım. Biraz önce bahsettiğim gibi obezite önlenebilir bir hastalık. Ve bunun önüne geçmek lazım. O yüzden de erken yaşlarda bunun farkına varıp eğer zamanında diyet ve spor uyguladılarsa ve başaramadılarsa bize başvurmalarını öneriyoruz açıkçası. Hocam söylediğiniz çok önemli. Obezite önlenebilir bir hastalık. Tabii, ama evet. Obezite önlenebilir bir hastalık kavramına ulaşmadan önce izleyicilerimizin, takipçilerimizin önce obezite nedir? Onu bir bilimsel olarak bir doktorun, bir uzmanın dilinden yani Dünya Sağlık Örgütü'nün sizin de az önce kısaca aslında ipuçlarını verdiniz ama bir paragraf olarak buna bir paragraf kısa açalım. Kısa bir not olarak geçelim. Obezite nedir? Evet. Obezite Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre vücutta aşırı miktarda yağ birikimi demek. Yani hastalarımız yüksek kalorili gıdalarla beslendiklerinde karbonhidrat olsun, yağ içerikli gıdalar olsun bunların kas dokusunun dışında yağ olarak vücutta birikmesine biz obezite kavramı diyoruz. Morbid obezite. Evet. Bu yağ oranının normal olması gerekenden çok daha fazla. İki kat daha fazla olması oluyor. Biraz önce bahsettiğim vücut kitle indeksi kavramı ortaya çıkıyor orada. İşte hastanın kilosunu boyuna orantıladığımızda yani kilosunu boyunun karesine böldüğümüzde bu oran 35 ve üzeri çıkıyorsa biz hastamıza artık morbid obez yani hastalık derecesinde obez diyoruz. Ve sizin müdahaleye ihtiyacınız var. Ameliyatlı veya ameliyatsız seçeneklerden birine ihtiyacınız var. O yüzden bize başvurmalısınız diye hastalarımızı uyarıyoruz. Hocam şimdi şişmanlık, evet. Ya biz sağlıklı bir insan ve sağlıklı insanın biraz daha kilolu olanına şişman diyoruz. Şişmanın biraz daha rahatsız edici boyutta olana obez diyoruz. Evet. İki katı olana da morbil obez diyoruz. Evet. Ve dolayısıyla bütün bunların temelinde yatan önce... Yani vücut kitle indeksine göre obezite derecelendiriliyor. Şöyle, evet, derecelendiriliyor. Şimdi vücut kitle indeksi 25 çıktığında evet. Hastaya biz ideal kilosunda diyoruz. 25 ile 30 arasında geldiğinde vücut kitle indeksi fazla kilolu diyoruz. 30 ve 35 arasında çıktığında birinci derece obez diyoruz. 35 ile 40 arasında çıktığında vücut kitle indeksi ikinci derecede obez diyoruz. 40'ın üzerine geldiğinde artık morbid obez diyoruz. Tamam. Yani ikinci derece obez yani 35 ile 40 arasında 35 ve üzeri ise hastanın vücut kitle indeksi yani body mass index deniliyor ona. Vücut kitle indeksi 35 ve üzerinde ise 40 ile arasında ve yandaş hastalığı varsa sizin operasyona ihtiyacınız var, müdahaleye ihtiyacınız var. Direkt 40'ın üzerindeyse zaten morbid obezsiniz, direkt müdahaleye ihtiyacınız var. Yani artık obeziteyi sonlandırmanız lazım ve bunun sebep olduğu yandaş hastalıkları en kısa zamanda kazanacaksınız. Size müdahale etmemiz lazım diyoruz ki bu bir gerçek, gerçekten de öyle yapmak lazım. Yani dediğim gibi obezitenin sınıflandırması öyle. Yani 25 ve üzeri, 25 ile 30 arası fazla kilolu.
30 ve üzeri birinci derece obez oluyor 35'e kadar. 35 ile 40 arası ikinci derece obez. 40'ın üzeri artık morbid obez. 50'nin üzeri de süper morbid obez. Yani süper süper obez olarak geçiyor. Yani biraz önce bahsettiğim 235 kiloluk hastamız süper morbid bir obez hasta. Yani artık çok geç kalmış. Yani müdahale edilmesi gereken zamanı da geçmiş. Tabii ben hastalarımızı da anlıyorum. Çünkü o yaşam tarzına alışmışlar. Artık yemek onlar için bir hobi haline gelmiş. Gerçekten bazı hastalarım bana şunu söylüyordu mesela ameliyattan sonra. Şimdi bakıyorum ameliyattan sonra kısa sürede iyileştikten sonra hastalarımız gezmeye başlıyorlar genelde. Bir bakıyorum turlara katılıyorlar falan. Bir hastam hatta sordum ya dedim sen önceden hiç öyle şeyler paylaşmıyor sürekli geziyorsun ya dedim. Hocam dedi önceden dedi kazandığım parayı marketlerde gıda almak için kendimi doyurmak için alıyordum. Ve bu benim için bir hobiydi. Her gün farklı şeyler seçip akşam gidip onları yerdim diyor. Paramı da ona harcıyordum açıkçası diyor. Şimdi yemiyorum zaten ve kazandığım parayı turlara harcıyorum. Bu benim için farklı bir hobi oldu diyor. Yani onlar için bir yaşam tarzı yemek açıkçası. Ama işte bir sağlık problemi haline gelip gerçekten de bir büyük problem yaratıyor hastalarımıza. O yüzden bunun önüne geçmek lazım. Hocam şimdi obezitenin sebep olduğu birçok nedeni bir kilo yüklemesinden dolayı, taşımış evet. olduğu kilodan dolayı evet. rahat hareket etmeme, evet. yaşama konforu, evet. Sürekli sizin de belirttiğiniz gibi aslında bayanlarımızın para harcayarak beslenmeye evet, sürekli zaman evet. ayırması. Sedanter, sakin bir yaşam tarzı. Evet. Bütün bunların evet. bir sorun olduğunu biliyorum. Evet. Anlattınız çok güzel bir şekilde. Evet. Ama bunun dışında da tetiklediği, yol açtığı başka hastalıklar tabii, var. Tabii, birçok hastalık. Obezitenin yol açtığı diğer hastalıkları da tabii. kısaca sınıflandırmak tabii. mümkün mü? O yani, konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii. Obezitenin sebep olduğu birçok rahatsızlık var. Yani vücudu en başından itibaren sayalım. Mesela en başta kafadan başlayalım. Yani beyindeki felçlerin sebebi, damar tıkanıklığına bazı inmelerin sebebi, beyin felçlerinin sebebi obezite en fazla, en baştan başlarsak. En sık olduğu rahatsızlıkların başında mesela kalp rahatsızlıkları geliyor. Kalp yetmezliği, kalp krizlerinin sebebi, kalpteki damar tıkanıklıklarının sebebi, kolesterol yüksekliğinin sebebi. Kalp damar sistemindeki yüksek tansiyonun, hipertansiyonun sebebi. Toplumun çoğunda şu anda tansiyon ilacı kullanan yakınlarımız var. Yani hipertansiyonun sebeplerinden birisi obezite, ciddi sebeplerinden birisi obezite. Şeker hastalığının sebebi. Şeker hastalığı ve obezite birbirlerine sıkı sıkıya bağlı kısır döngüye girmiş iki kavram. Öyle ilginçtir ki mesela hastayı opere ettiğimizde biz hastanın midesini küçülttüğümüzde hasta kilo vermeye başlamadan önce bile ilk birinci günden itibaren şekeri düşmeye başlıyor. Çünkü hormon olarak öyle bir etki gösteriyor ki mide küçültme. Hastanın insülinin vücuttan birden emilmesini sağlamaya başlıyor ve insülin emildikçe vücuttan hastanın şeker hastalığı gerilemeye başlıyor. Birinci günden itibaren bu çok dramatiktir gerçekten. Bu konuda bizim ünlü bir cerrahımız var, kalp cerrahımız. Mehmet Öz'ün de bir açıklaması var. Birçok hastama tavsiye ediyorum diyor. Yani obezite cerrahisini. Kendisi de kalp damar hastalıkları cerrahisi uzmanı. Ameliyattan sonra kilo verme süreci başlamadan bile diyor, bizi ilgilendiren yani kalp damar cerrahlarını ilgilendiren hipertansiyon, işte efendim şeker hastalığı, kalp yetmezliği gibi rahatsızlıklar bir anda böyle gevşemeye ve gerilemeye başlıyor. Bu gerçekten çok önemli. Yani obezitenin ne derece ciddi bir rahatsızlık olduğunun göstergesi bunlar. Yani bunun yanı sıra obezite nelere sebep oluyor mesela? Biraz önce dediğim gibi kalp damar hastalıklarının yanı sıra toplar damarlarda yani bacaklardaki varislerimizin sebebi. Hepimizde olan özellikle fazla kilolu hastalarımızda olan bel fıtıklarının ve boyun fıtıklarının sebebi ne yazık ki. Efendim eklem rahatsızlıklarının dizdeki dejeneratif artritlerinin sebebi. Çünkü vücutta belli bir yük var ve o yükü siz iki tane ince yapılı dize yüklüyorsunuz. Ve hasta o yükün hepsini o iki dize yüklüyor. O yük azalıyor en azından ve dejeneratif artritten kurtulmuş oluyorlar. Gut hastalığının sebebi mesela bir eklem rahatsızlığıdır gut. Onun sebebi efendim onları bırakın çağımızın diğer bir hastalığı depresyon var mesela. Depresyonun sebebi. Kısırlığın sebebi obezite. Hem bayanlarda hem erkeklerde. Safra kesi hastalıklarının, safra kesi taşının sebebi mesela. Onlara sebep oluyor. Pankreas hastalıklarına sebep oluyor.
Efendim, uyku apne sendromu dediğimiz geceleri uyku sırasında solunum durmasına sebep oluyor. Horlamalarımızın sebebi en başta, en basitinden algılarsak. Kısacası ciddi rahatsızlıkların sebebi hayat konforumuzun sıfırlanmasına sebep oluyor obezite en başta, öyle düşünün. Onu bırakın, yani ciddi rahatsızlıkların sebebi oluyor. O yüzden bir an önce obezitenin önüne geçip obeziteyi dur demek gerekiyor gerçekten. O kadar çok hastalık saydınız ki evet. Aslında bu insanın yaşamının en önemli rahatsızlıklarını tetikleyen, yol açan rahatsızlıklar evet. olduğu evet. O yüzden çarpıyor. Dünyada zaten önlenebilir ölüm sebepleri arasında tabii. ikinci sırada gerçekten. Şimdi hocam, bu kadar ciddi bir rahatsızlık ve bu rahatsızlıklara yol açan obezitenin tedavi edilme imkanı var mı? Evet. Obezite, bu konuda işledikten sonra kısa bir reklam arası vereceğiz. Tabii, olur. Reklamlardan sonra devam edeceğiz tabii. hocam. Obezite önlenebilir bir hastalık, biraz önce söylediğim gibi. Sigarayı da önleyebiliyoruz. Sigara önlenebilir ölüm sebepleri arasında dünyada bu şu anda birinci sırada. Obezite sigaradan sonra, bu çok önemli bakın. Sigaradan sonra önlenebilir ölüm sebepleri arasında ikinci sırada. Obeziteyi önleyebiliyoruz tedavilerle. Onun için önümüzde birçok seçenek var. Ameliyatsız seçeneklerden başlayacak olursak, mide botoksu dediğimiz son 1-2 senede ortaya çıkan ve gerçekten de hastalığımızın ilgisini çeken ve bizim de uyguladığımız, benim de uyguladığım bir yöntem var. Mide botoksu ameliyatsız bir seçenek, ameliyatsız bir yöntem. Bir yandan mide balon dediğimiz bir seçenek var. O da ameliyatla uygulanmayan, endoskopik olarak normal midemizde hani ülser, gastrit, herhangi bir yara var mı diye endoskopi yaptığımız, o şekilde uygulanan ameliyatsız bir işlem mide balonunda. En son seçeneğimizde cerrahi seçenekler, obezite cerrahisi veya metabolik cerrahi dediğimiz kavramlar var. Bunlarla obezitenin önüne geçebiliyoruz. Ama ne olursa olsun biz diyoruz ki bunları yaptığınız olay bununla bitmiyor. Bundan sonraki hayatınızda kilo verdikten sonra bunu bir yaşam tarzı haline getirmelisiniz. Mesela mideniz küçüktür. Gıda yiyemezsiniz veya gıda alamıyorsunuzdur. Ama gidip çikolata, salata veya çorba yiyip veya kırmızı etle beslenmek yerine sürekli çikolata yerseniz tabii onun önüne geçemeyiz. Hastalarımıza bu fırsatı iyi değerlendirmelerini öneriyoruz. Mideniz küçüldükten sonra veya obezite konusunda tedavi aldıktan sonra yaşam tarzınızı da değiştirmeniz lazım diyoruz hastalarımıza. Bunu da başarabilirlerse bundan sonraki yaşantılarında rahat edeceklerdir. İleride sahip olacakları rahatsızlıklardan da kurtulacaklardır. Hocam çok teşekkür ederim. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Tabii, tabii. Değerli izleyiciler, kısa reklam arasından sonra mide küçültme, tüp mide, botoks, diyet ve metabolik cerrahi tarzında ki önerileri hocamızdan tekrar alacağız ve sizlerle bunları paylaşacağız. Reklamlardan sonra tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Hayat suda başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan Su Hayattır devam edecek. Güvenilir sağlık hizmeti için 40 uzman hekimi, 100 hasta yatağı, 50 yoğun bakım ünitesi ve 250 çalışanıyla hayatın her anında yanınızda. Hastanesi sağlıklı yarınlar diler. Hayat suda başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan Su Hayattır devam ediyor.
Tekrar merhabalar değerli izleyiciler. Su Hayattır programımızın değerli konuğu Doktor Doğan Erkal'la birlikte beraberiz ve obezite ile ilgili kaldığımız yerden tedavi önerilerini alacağız ve hemen vakit kaybetmeden hocam, biliyorsunuz çağımızın hastalığı olan bu hastalık aynı zamanda tedavi unsurlarını da içeriyor. Evet. Biz hemen tedavi unsurlarından başlayalım. Evet. Ve mide botoksu konusunda da çalışmalarınız, sonuçları, onunla ilgili söyleyeceklerinizden başlayalım. Şimdi tedavi seçeneklerinden bahsettik zaten. Mide botoksu onlardan birisi. Mide botoksu bizim ameliyatsız olarak uyguladığımız ciddi bir, hatta herhangi bir riski olmayan, hastalarımızın işlem sonrasında gayet memnun olduğu, herhangi bir acı duymadığı, yaklaşık 15 dakika kısa süreli damardan bir ilaçla uyutarak yaptığımız, ağızdan bir kamerayla mideyi önce inceleyip ciddi bir yara var mı yok mu diye incelediğimiz, aynı zamanda hastanın endoskopisini de yaptığımız bir işlem. İşleme şöyle yapıyoruz. Endoskopi odamızda hastamızı hazırlıyoruz, damar yolunu açıyoruz. Kısa süreli bir anestezi veriyoruz hastaya. Önce midesini kamerayla inceliyoruz. Ciddi bir gastrit, ülser veya patoloji var mı? Eğer ciddi bir rahatsızlık yoksa, midenin giriş kısmında grenil denilen açlık hormonunun salgılandığı, yani fundus kısmında grenil denilen açlık hormonunun salgılandığı bir merkez var. Oraya mide botoksunu özel iğnelerle uygulamaya başlıyoruz. Botoks mideye iki şekilde etki ediyor. Birinci etkisi, açlık merkezinde uyguladığımız botoks, yani giriş kısmında uyguladığımız botoks, oradan grenil denilen açlık hormonunu salgılayan bezleri geçiş süreyle, 6-8 ay süreyle felç ediyor. Bu neyi sağlıyor? Açlık hormonunun salgılanmasını engelliyor. Birinci etkisi bu. Hormonal düzeyde etkiliyor yani. İkinci etkisi de şu. Botoks, yani kullandığımız botoks maddesi birçok tedavide kullanılan bir madde. İşte efendim yüzdeki kırışıkların giderilmesinde olsun, anal fissürlerin tedavisi olsun, aşırı terlim olan bölgelerin tedavisinde olsun, birçok tedavide kullanılıyor. Buradaki etkisi de ona benzer şekilde aslında. Botoks bir böcekten elde edilen bir enzim aslında. Evet. Ve öyledir ki 6-8 ay dokuda kalıyor ve 6-8 ay sonra dokuda kendinden eriyip kayboluyor. Böyle bir madde. Çok da ilginç bir madde gerçekten. Şu anda gramajına göre de dünyanın en pahalı maddesi. Yani elmastan bile pahalı, düşünün. Çünkü çok az düzeyde elde edilebiliyor ve çok keskin etkisi var. Gramajına göre şu anda elmastan bile pahalı olan bir madde. İnsan vücuduyla da uyumlu. Bir hormon özelliği olduğu için. İnsan vücuduyla da tabii ki uyumlu. Yan etkisi yok. Çocuk yaşlardan itibaren uygulanabiliyor. 15 yaşlardan 75 yaşına kadar uygulayabiliyoruz mide botoksunu. İkinci etkisi de şu mide botoksunu. Yani birinci etkisi açlık hormonunun salgılanmasını engellemek. İkinci etkisi de mide düz kas yapısından yapılı bir organ. Ve midenin boşalma zamanı katı gıdalar için normal bir insanda, katı gıdalar için 2-3 saat maksimum. Sıvı gıdalar için, su veya sıvı gıdalar için 45 dakika normalde. Botoks şunu yapıyor. Midenin her tarafını uyguladığımızda içerisindeki katı gıdayı 2-3 saatte boşaltmak yerine 10-12 saatte boşaltıyor. Yani mide kasılıp kendini boşaltamıyor. Siz aldığınız bir gıdayla uzun süre, bir çorbayla mesela uzun süre kendinizi tok hissedebiliyorsunuz. 45 dakika veya 2-3 saat olan gıdanın mide tutma süresi 10-12 saate kadar çıkınca, siz mideniz boşalmayınca otomatikman kendinizi tok hissediyorsunuz. İkinci etkisi de fiziksel olarak bu. Hastalarımız da gayet memnunlar. Çünkü çok kısa bir işlem. 15 dakika sürüyor işlem süresi olarak. İşlemden bir 15-20 dakika sonra da evine gönderiyoruz hastayı. Hem zamanlarını almıyor, hem zamanında çok diyet ve spor uygulamış, fazla kilosu olan, yani dikkat ederseniz obez demiyorum. Obez hastalara ben uygun görmüyorum bunu. Çünkü obez hastaların hakkı farklı. Yaklaşık ortalama 15 kilo fazlası olan, 10-15 kilo fazlası olan hastalara uyguladığımız ve tercih ettiğimiz bir yöntem. Hastalarımızda herhangi bir riski olmadığı için, işlem çok günübirlik bir işlem, hatta saatlik bir işlem olduğu için gayet tercih ediyorlar. Biz de onların bu ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Sonuçlar olarak da gayet iyi sonuçlar alabiliyoruz. Mesela benim 10 günde 10 kilo veren hastam var. Bir ayda 20 kiloya yakın veren hastam var. Tabii sonraki süreçte de o 6-8 aylık sürecin sonunda da o kiloları korumak onlara kalıyor. Çünkü biz onlara ömür boyu hakim olamıyoruz mide botoksuyla. Yani 6 ayda bir gelip mide botoksu yaptırmaları da olmaz. O yüzden verdikleri kiloları korumak da onların elinde. Biz sadece işte uzun zaman uğraşıp veremedikleri o 5-10 kilo, 15 kilo fazlası olan hastalarımıza uyguladığımız ve sonrasında mutlu ettiğimiz bir yöntem mide botoksu.
Yani hocam kısaca şöyle özetleyelim. Evet. Böceklerden elde edilen bir hormonun vücuda enjekte edilmesi yoluyla iştahlı azaltan ve bu iştahlıktan dolayı yani açlık hissini ortadan kaldıran özelliği ortadan kaldıran. Vücutta da herhangi bir ameliyat gerektirmeden sadece kilosu 15-20 civarında fazla maksimum, olan hastalar, hasta demeyelim de adaylar için uygun görülen bir şey. Bu 6-7 aylık uygulama sonucu normal bir kilo verme olayına kavuşuyor. Beslenme ve düzenli yemek alma alışkanlığı kazandıktan sonra o dönemden bunun bir sonra yaşam tarzı haline getirmelerini istiyoruz tabii. Şimdi botoksla biz onlara şu konuda yardım ediyoruz. Diyoruz ki botoksla biz sizi tok hissettireceğiz. Ama siz tok hissederken mesela çorbayla doymak varken gidip kebap yerseniz olmaz. Şimdi çorba da sizi tok hissettirecek. Yediğiniz kebap da sizi tok hissettirecek. Veya dürüm de sizi tok hissettirecek. Zamanında hatta bazı zamanında yemişsiniz zaten o tür şeyleri. Şimdi artık çorba zamanı diyorum. Çünkü çorba da sizi tok hissettirecek. Yani bunun üzerine gidip kebap yemeyeyim bir manası yok. İşte bu fırsatı iyi değerlendirin diyoruz. Bu fırsattan faydalanın. 6 aylık geçici bir süreç neticede. Bu 6 aylık süreçte ne kadar kalorisi düşük gıdalarla beslenirsek ve bunlar bizi idare edebiliyorsa botoks sayesinde bu fırsatı değerlendirip kilo vermek artık ikimizin elinde diyoruz ki bunu da başarıyor hastalarımız. Gayet de memnunlar. Şu anda Mersin içerisinden olsun, Mersin dışından olsun hatta yurt dışından gelen hastalarımız var. Avrupa'dan, Orta Doğu tarafından, Kıbrıs'tan gelen hastalarım var. Mesela bir gün buraya gelirken bir hastam Şanlıurfa'dan geldi. Size de bahsettim. Zamansız bir hastaydı ama. Şanlıurfa'dan geldi. Botoksunu yaptık geldik. Şifa diliyoruz. Evet. İnşallah fayda görecektir ve memnun kalacaktır. Botoks böyle bir süreç. Yani herhangi bir yan etkisi riski olmayan ameliyat içermeyen ve hastanın zamanını da almayan, hastanede yatış gerektirmeyen, 15-20 dakika süren ve işlemden bir yarım saat sonra en geç evinize dönülebileceğiniz, işinize devam edebileceğiniz bir süreç. O yüzden zaten hastalarımız tercih ediyor. Ama dediğim gibi obez hastalar için, aşırı derecede obez hastalar için geçerli bir kavram değil mide botoksu. Maksimum 15-20 kilo fazlası olan hastalara uyguladığımız bir yöntem. Tabiri caizse balık etlere uyguladığımız bir yöntem diyebiliriz. Süreç olarak kısa olduğu için ve ameliyatsız olduğu için hastalarımızın da son zamanlarda tercih ettiği bir yöntem. Evet. Yine hatırlatalım bu bir ameliyat değildir. Ameliyatsız bir uygulamadır. Evet. Bir uygulamadır aslında. Evet. Hocamın da belirttiği gibi çok kısa sürede uygulama dönemini tamamlayarak normal hayata devam ediyorsunuz. Evet. Yakaladığınız konforu 6-7 aylık süre içerisinde yaşama biçiminize dönüştürürseniz de bu kiloyu sonrasında hastalar soruyorlar. Hocam 15-20 kilo verdik sonrasında ne olacak? Vermişken de korumak. Senin elinde artık yani, sen koruyacaksın. Ondan sonrası size düşüyor. Ömür boyu senin peşine koşamam diyorum yani artık. Evet. Yani sen de verdiğin kiloları koruyacaksın artık diyoruz. Evet hocam. Yine ameliyatsız bir uygulamanız daha var. Mide balonu. Evet mide balonu. Ondan da bahsedelim hocam. Mide balonu da mide botoksuna benzer şekilde uygulanıyor. Etki mekanizmaları farklı tabii. Ama mide botoksuna benzer şekilde uyguluyoruz. Şöyle gene endoskopiyle yapıyoruz işlemi. Ağızdan gene bir kamerayla girerekten önce mideyi inceliyoruz. Ciddi bir gastrit, ülser patoloji var mı diye. Eğer ciddi bir patoloji yoksa aparat mekanizması olan bir söndürülmüş balonu mideye ağızdan endoskopla beraber ilerletiyoruz. Söndürülmüş bir balonu düşünün. Sonra dışarıda onun bir sibobu ve bağlantılı olduğu bir kablosu var. O kablosu vasıtasıyla havayla veya suyla şişiriyoruz. Balonun da çeşitleri var çünkü. 6 ay havayla, 6 ay kalabilen suyla, 1 yıl kalabilen ve ayarlanabilen suyla şişirilen balonlarımız var. Balonların çeşitleri var. Fiyatları ve etkileri ona göre de değişiyor ne yazık ki. 6 ay havayla şişiren balonumuz var. 6 ay suyla şişiren ve 1 yıl suyla şişirilip ayarlanabilen mide balonumuz var. Mide balonu daha çok fiziksel şekilde etkiliyor aslında mideye. Şöyle yapıyor. Midenin giriş kısmında o bahsettiğim fundus kısmına yerleşiyor balon ve orada bir hacim kaplıyor, yer kaplıyor. Yer kaplayınca da siz gıdayı fiziksel olarak az almak zorunda kalıyorsunuz. Bunun yanı sıra fundustan biraz önce bahsettiğim gibi açlık merkezi fundusun bulunduğu kısım. Açlık merkezinin bulunduğu kısım fundus. Fundustan da açlık hormonu salgılanıyor grelin dediğimiz. Biz balonu oraya yerleştirdiğimiz için açlık hormonu salgılanmasını da engellemiş oluyor aslında fiziksel olarak. Balon da gayet memnun edici sonuçlar verebilen bir işlem, bir yöntem. Ne kadar sürüyor hocam uygulaması? Balon yaklaşık yine 15-20 dakika sürüyor tecrübeli ellerde. İşlemden bir yarım saat sonra da evine gönderiyoruz hastamızı.
onun da ciddi bir riski yok. Şimdiye kadar ben hiçbir hastamda hiçbir problemle karşılaşmadım ciddi bir problemle. Ne mide botoksunda ne mide balonunda. 6 ay sonra gene aynı şekilde endoskopik olarak veya 1 yıl sonra gene endoskopik olarak ağızdan bir kamera vasıtasıyla endoskopu ilerleterek balonu söndürüp çıkartıyoruz. Hocam balonu mideye yerleştirdikten sonra ve şişirdikten sonra bir defa şişirmek yeterli mi? Yoksa periyodik olarak bunları tekrar şişirmek lazım mı? 6 aylık balonlarda tek defada yaklaşık bir 400 cc civarı hava veya su veriyoruz. Evet. Havada biraz daha fazla olabiliyor bu. 600'ü kadar bulabiliyor bazı balonlarda. Bu yetiyor hastaya. Çünkü balon hava kaçıran bir balon değil, silikon kaplı balon. Silikon kaplı olduğu için çok içerisindeki sıvıyı ve havayı dışarıya salmıyor balon. Ama tabii silikonun da bir dayanma gücü var. Mide asitli bir ortam. Tabii. Asitli ortam içerisinde onun dayanma gücünü teknolojik olarak ona göre ayarlamışlar ve 6 ay kalabiliyor. Bir kalan balonun da mekanizması biraz daha farklı. Biz onun malzemesi biraz daha farklı. Onda içeriye su veriyoruz. Mavi bir su veriyoruz ki koruma. Suyla hacim kaplıyor ve ağırlık kazanıyor mide. O sayede zaten kilo verdiriyor. Onun değişik farklı bir etkisi var. Onu ayarlayabiliyoruz. Mesela hasta çok rahatsız oldu diyelim. Balonun içindeki sudan midede çok şişkinlik oldu. İçindeki sıvıyı bir miktar azaltabiliyoruz sonra gene endoskopla. Veya yeterince diyelim ayda 4-5 kilo vermesi gerekiyor ama 1-2 kilo veya 2-3 kilo geldi, verdi. İçerisine tekrar su ekleyebiliyoruz mesela balonun. Balonun öyle avantajları da var. Balon da ameliyatsız bir seçenek. Mide balonu ameliyatsız bir seçenek. Peki kaç kiloya sahip olan hastalar mide için? Balonu da daha çok 15-25 kilo arası yani fazlası olan. Yani aslında mide botoksuyla aynı seviyede olan hastalar mide için. Mide botoksundan bir tık daha fazla kilo. Mide botoksuna ihtiyaç duyan hastalarımızdan bir tık daha fazla kilosu olan hastalara uygulanabiliyor. Mide botoksu daha çok ortalama 15 diyelim. Mide balonu da ortalama 20-25 kilo fazlası olan hastalara uyguladığımız bir seçenek. Tabii daha üstüne artık biraz sonra bahsedeceğimiz tüp mide ameliyatı veya mide küçültmeyi uyguluyoruz. Ama daha çok bunu tercih eden hastalarımız şunlar. Ameliyattan çok korkan hastalarımız oluyor. Ne kadar riskin az olduğundan bahsetsek de biraz sonra bahsedeceğim riskin ne kadar az olduğundan. O tür hastalarımızı ikna edemiyoruz. Onları artık son çare diyor hocam ben mide balonu yaptırayım veya mide botoksu yaptırayım. Tamam diyoruz artık. Son çare ona da peki hocam özür dilerim. Yine hastalar adına hani çok sorulan bir soru olduğu için bu uygulamaları yaparken hem mide botoksu için hem de mide balonu için uygulamasını yaparken anestezi uyguluyor musunuz? Tabii kısa süreli anestezi uyguluyoruz. Damardan bir ilaçla kısa süreli 15 dakikada. Anestezi uygulaması yine diğer hastalıkları olup olmadığı konusunda bir analiz. Evet tabii. Şimdi hastamıza öncelikle önceden zaten, yatırıyor musunuz? Önceden yatışa ihtiyaç duymuyor ameliyatsız bir işlem olduğu için endoskopide de öyledir. Endoskopik bir işlem bu. Hastanın yandaş hastalığını soruyoruz tabii. Evet. Eğer kan sulandırıcı kullanıyorsa kan sulandırıcı bıraktırıyoruz. Tansiyon, şeker. Tansiyon ve şeker ilaçları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Onları alıp gelmelerini tavsiye ediyoruz. Kan sulandırıcı bir hafta önceden kesmemiz lazım. Çünkü içeriye bir işlem uygulandığında mideye zarar vermek istemeyiz. Onun dışında ciddi bir tahlil yapmıyoruz açıkçası. Çünkü endoskopik bir işlem. Ameliyat içeren bir işlem değil. Sadece kısa süreli damardan bir ilaçla. Normal ameliyatlardaki anestezi gibi düşünmeyin bunu. Hastayı i̇şte sersemleterek. Anesteziden korkanlara biraz yol vermek. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hastayı biraz sersemleterek yapılan işlemi hatırlayamayacağı derecede ve ağrı duymayacağı derecede ama derin uykuya geçmeyeceği derecede uyutuyoruz. Yani kısa süreli hafif anesteziyle uyutuyoruz. Çünkü çoğu hastamız şöyle diyor. Aa hocam işlem bitti mi? Hatırlamıyor mesela işlemi. Kısa süreli bir anestezi uygulamış oluyor. Damardan bir ilaçla. Bizim büyük ameliyatlarda uyguladığımız anesteziden çok daha farklı. Daha etki süresi daha kısa. Etkisi daha az derin. Ama hastaların işlemi hatırlayamayacağı veya ağrı duymayacağı şekilde kısa süreli hafif bir anesteziyle hastalarımızı uyutuyoruz ki zaten uyumazlarsa eğer ağrıyı hissederlerse veya işlemi hissederlerse biz de rahat edemeyiz, işlemi yapamayız. Bu hem bize hem hastamıza zarar verir. Buna izin vermeyiz tabii ki. O yüzden kısa süreli bir anestezi uyguluyoruz. Evet. Bunlar ameliyatsız mide içerisinde uygulanan endoskopik olarak yaptığımız işlemler. Kısa süreli işlemler, günübirlik yaşantılarına işlem sonrası devam edebilecekleri işlemler. O yüzden güvenle sağlıklı bir şekilde uygulatabilirler. Evet. Ve bunda da dikkat edilmesi gereken seçenekler arasında hastamızın 15-20 kilodan daha fazla
olmaması. Olmamasına yani dikkat ediyoruz. Yani maksimum 25 kilo. Mide balonu için 25 kilo. Mide botoksu için de maksimum 15-20 kilo kriteri var. Bazı hastalarımız geliyor bana. 30-40-50 kilo fazla sonra hastalarımız geliyor. Ben hocam ben mide botoksu yaptırmak istiyorum. Yok ben onlara yapmam diyorum. Çünkü mide botoksu ile onların açlık hormonlarını baskılamak çok zor. Sonrasında hastamın da bana geri dönüp hocam ya ben hiç fayda görmedim demesi beni de üzecektir. O yüzden gerçekleri en başından hastaya söylemek lazım. Aşırı obez hastalara veya biraz önce bahsettiğim gibi 40 kilo ve üzeri 35 kilo 30-35 kilo üzeri hastalara mide botoksu ne yazık ki uygun bir yöntem değil. Mide balonu da çok uygun bir yöntem değil aşırı obez hastaları. Mide balonunun aslında ilk uygulanma şekli şöyleymiş. Aşırı obez olup ameliyata alınmayacak derecede, ameliyat esnasında bizi rahatsız edecek derecede aşırı obez olan hastaları bir miktar zayıflatıp ameliyata rahat almak için yapılan bir işlemmiş. İlk uygulanmaya başlandığında mide balonu. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi ortalama 20 kilo fazlası olan, 25 kilo fazlası olan hastalara uyguladığımız bir ameliyatsız bir yöntem ve seçenek. Hastalarımızdan onları tercih edenler de var. Hem şehir içinden, hem şehir dışından, hem yurt dışından gelen hastalarımıza uyguluyoruz. Böyle. Tabii. Hocam şimdi gelelim. Evet. Herkesin sabırsızlıkla beklediği ve çağımızda da maalesef her gün biraz daha artan, sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi olan Amerika'da bile en çok şikayet edilen, bütçenin çok önemli bir kısmını ayırdıkları obez konusunda ki bizde artık bir haber bekleyen tüp mide ameliyatlarını bir işleyelim. Tüp mide ameliyatları tespiti nasıl yapılır? Müracaat edenler için nasıl işlemler yapıyorsunuz? Bu işlemlerden geçenler için neler öneriyorsunuz? Nasıl bir gözleme tutuyorsunuz? Ameliyata nasıl alıyorsunuz? Ameliyatı nasıl yapıyorsunuz ve sonuçları? Evet. Şimdi tüp mide ameliyatı olsun, efendim mini gastrik bypass olsun, metabolik cerrahi olsun, hepsi obezite cerrahisi başlığı altında toplanıyor bu ameliyatlarımız. Türkiye'de en yapılan şekli tüp mide ameliyatı, yani mide küçültme, sleeve gastrectomy dediğimiz mide küçültme. Hem kapasitesini hem de hormonal düzeyde mideyi kısıtlama işlemine verilen ad tüp mide ameliyatı, yani mide küçültme işlemi. Mide küçültme ameliyata nasıl karar veriyoruz? Önce hastamız geliyor kendi isteğiyle, muayenesini oluyor. Kilosunu tartıyoruz, vücut kitle indeksine bakıyoruz. Hastanın yandaş hastalığıyla beraber 35'in üzerinde mi? Veya hatta son zamanlarda yapılan yayınlar şunu da söylüyor. Vücut kitle indeksinin 33 ve üzeri olan ve yandaş hastalığı olan hastalara bile tüp mide uygulanabileceği konusunda toplantılarımız da var artık. Hasta daha öncesinde spor ve diyet uygulamalarını yapmış mı ve bunu sürdürebilmiş mi? Bunları kontrol ediyoruz ve kendisine soruyoruz. Çoğu hastamız da zaten şöyle diyor. Hocam ben zamanında çok diyet veya spor uygulamasına gittim. Çok diyet uyguladım, çok spor yaptım ama veriyorum kısa bir süre. Ondan sonra tekrar alıyorum. Tekrar çok daha fazlasıyla hatta alıyorum. Tekrar eski halime dönüyorum diye şikayet ediyorlar. Haklılar da. Çünkü onların elinde değil gerçekten. Bu bir hastalık. O yüzden obezite cerrahisi kavramı çıkmış zaten. Öncelikle bu hastalarımızın kan tahlillerini yapıyoruz. Solunum fonksiyon testlerini yapıyoruz. Zaten ameliyattan öncesinde devlet desteği olan, devlet sağlık güvencesi olan hastalarımız bir heyetten geçiyorlar. 6 tane hekimin kontrolünde oluyorlar. Bütün hekimler hastanın sonuçlarını değerlendiriyor. Endoskopisini yapıyoruz hastanın. Midesine kamerayla girip keseceğimiz mideyi görmemiz lazım. Orada bir patoloji var mı diye inceliyoruz. Ultrason yapıyoruz. Ultrasonu da mesela biz ameliyatı alacağımız hastayı daha öncesinde ultrasonla görmezsek, diyelim hastanın safra kesinde taş var, ameliyatı alacaksınız ama sizin bundan haberiniz yok. Ultrason da çekmediniz, hastayı direkt ameliyata aldınız. Mideyi küçültürken safra kesindeki taşı bırakırsanız bu hasta, çünkü zaten obezite cerrahisi geçiren hastalar safra taşına daha çabuk kavuşuyorlar. Ne yazık ki bu öyle bir yan etkisi var. Safra taşına sahip oluyorlar. Obezite cerrahisi geçiren hastanın %50'sinde safra taşı oluşuyor. Çünkü emilmeyen gıdalar orada taş olarak birikebiliyor. Öncesinde önlem olarak ultrason çekiyoruz ki safra kesinde taş varsa ve bir patoloji varsa safra kesinde aynı seansı çıkartabiliyoruz. Veya diyelim hastanın karaciğerinde kis var. Müdahale etmeniz lazımmış gerçekten ama hasta bunun farkında değilmiş. Bir de küçültmeyi yaparken bir yandan da karaciğerindeki kisine aynı seansla müdahale edip hastayı ondan da kurtarmış oluyoruz. Bu tür tahlilleri preop, yani ameliyat öncesinde yapıyoruz. Sonrasında hastamızı ameliyata alıyoruz. Ameliyat yaklaşık 45 dakika sürüyor. 45 dakika 1 saat sürüyor. Kapalı olarak halk arasında lanse edilen laparoskopik dediğimiz bir yöntemle yapıyoruz ameliyatı. Hastanın karaciğer büyüklüğüne göre ben 3 veya 4 ufak delikten yapıyorum ameliyatı. Ameliyat esnasında bir kaçak testi yapıyoruz. Ameliyatta midenin
hem açlık hormonunun, biraz önce bahsettim, açlık hormonunun salgılandığı kısım olan fundus kısmını daha geniş çıkartmak üzere mideyi tüp haline getiriyoruz gerçekten. Bu konuda da bize bir gastrik buji, gastrik tüp dediğimiz bir alet yardımcı oluyor ve mideyi gereğinden fazla geniş veya dar bırakmamamızı sağlıyor. Bize yol şeridi gibi rehberlik yapıyor. Bu sayede mideyi küçültüyoruz. Mideyi küçülttükten sonra kesilen mideyi kenara koyup kalan mideye bir kaçak testi uyguluyoruz. Ameliyat esnasında hasta uyurken makine, aslında ameliyatı biz yapmıyoruz, makineler yapıyor. Yani aynı anda annelerimizin geçmiş kullandığı hani Singer dikiş makineleri vardı. Kumaşı aynı anda hem dikiş atar hem keserdi. Makinelerimizde öyle mide kumaşını, mideyi bir kumaş olarak düşünün, mideyi hem küçültüyor, yani dikiyor hem de kesiyor makine. Bunu teknolojik olarak da gayet iyi yapıyor. El emeğinden daha kuvvetli yapıyor makinelerimiz. Sadece orada hekimin biraz tecrübesinin devreye girmesi gerekiyor. Açlık merkezinin iyi çıkartılması, özellikle midenin orta kısmında darlık bırakılmayıp hastanın sonrasında bulantı kusmasına sebep olunmaması lazım. Bu konuda da tecrübenin biraz devreye girmesi gerekiyor. Özetle böyle, ameliyattan sonra hastamızda 2 gün yatıyoruz ve sonrasında taburcu ediyoruz. Ve gerçekten de ilk 10 gün başta olmak üzere ilk bir ay hızlı bir şekilde kilo veriyorlar. Neredeyse gün başına 1 kiloları gidiyor. Ve hızlı kilo verme sürecinin sırasında biz hastaya destek olsun diye dışarıdan vitamin de veriyoruz. Vitamin ve protein desteği veriyoruz ki yağ dokusundan kilo kaybetsinler, kas dokusundan veya vitaminlerini kaybetmesinler diye. Hastaları da dışarıdan destekliyoruz ilk 1-2 ay. Ve sağlıklı bir şekilde kilo verip bundan sonraki yaşantılarında ek rahatsızlıklara sahip olmadan yaşantılarına devam ediyorlar. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çağımızın hastalığı olan evet, obezite evet, ve morbid obezitelerin gelmiş olduğu aşamalarda evet, yine teknolojinin bize sunmuş olduğu bu evet, başarıların yine hayata konfor sağlayacak uygulamalarla evet, yeniden yaşama sağlıklı ve tebessüm ettiren bir tarzda başlamasının daha hafif, daha sağlıklı, daha hafif, daha sağlıklı yolu ve yandaş hastalıklara sahip olmadan konforlu bir hayat diliyoruz herkese. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ olun, ederim. Sayın hocam. Estağfurullah. Önümüzdeki programlarda yine bunların uygulamalarının sonuçlarını sanıyorum hastalardan örneklerle açıklayacağız. Evet Semih Hocam. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Su Hayattır isimli programımızın ilk konuğu metabolik cerrahi uzmanı Sayın Doğan Erkal idi. Vermiş olduğu bilgilerle gerçekten çağımızın hastalığı olan obezite, mide tüp ameliyatı, botoks ve balonla ilgili uygulamaları kısaca anlattı. Ama bütün bu uygulamaların başında ilgili bilimden oluşan bir heyetle tespit edilen uygulamaları gerçekleştirdikten sonra gözleme alınan hastanın değişik aşamalarından sonra bu uygulamalar öncesi hazır hale getirildiği ve mide tüp ameliyatında da anestezi sistemi uygulanarak bu sistemle hastaların tedavi edildiğini ama hepsinin de sonunda yeni kazanılan kilolarla ve yaşam konforuyla hastanın kendi iradesiyle yaşama sürmesinin kaçınılmaz ve gerekli olduğunu özellikle belirtti. Biz de verdiği bu bilgiler için Sayın Doğan Erkal'a çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda buluşmak üzere diyoruz. Hocam katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size başarı diliyorum. Hastalarınıza da şifa diliyorum. Amin inşallah. Programınızla da yapacağınız bu uygulamaların artık insanları tebessüm ettiren Su Hayattır programında da güzel uygulamalarla tekrar katılımınızı bekliyoruz. İnşallah. Görüşmek üzere. Kendinize değerli izleyiciler tekrar kameraman arkadaşım Mehmet Ok ve teknik yönetmenim Ezel Avan'la birlikte radyo sorumlumuz Ufuk Demirkol ve Tuba Yürük'le birlikte gerçekleştirdik. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.